Merhaba çocuklar, konumuz eş anlamlı, anlamdaş sözcükler. Hazırsanız dersimiz başlasın. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Nasıl olduğuna birlikte örnekler üzerinden bakalım. Türk bayrağımızı astım buraya. İki tane cümlemiz var. Kırmızı bayrağım dalgalanıyor. Çocuklar, bayrağımızın rengi kırmızı. Biz aynı zamanda kırmızı renge ne deriz? Al deriz. Bakın al kırmızı anlamına geliyor. Bu yüzden kırmızı ile al kelimesi eş anlamlı kelimeler. Burada ne demiştik? Yazılışları ve okunuşları farklı. Bakın kırmızı ile alın okunuşu ve yazılışı birbirinden farklı ama anlamı aynı. Yine bu renkten bahsediyor. Diğer cümlemize bakalım. Siyah renge boyadım. Siyah için başka ne diyebiliriz? Kara diyebiliriz değil mi? Bakın siyah ve kara Okunuşu da farklı, yazılışı da farklı. Ama anlamı aynı. Siyah dediğimizde, kara dediğimizde bu renk geliyor aklımıza. Diğer cümlemizde beyaz kağıt kestim. Beyazın diğer adı neydi çocuklar? Ak. Ak kağıt kestim. Ak dediğimizde aklımıza gelen renk, beyaz dediğimizde aklımıza gelen renk aynı. Yazılışları, okunuşları farklı ama anlamı aynı. Demek ki bu kelimeler eş anlamlı kelimeler. Görseldeki kişi doktor değil mi çocuklar? Doktor beni muayene etti ya da doktor yerine ne deriz? Doktor kelimesinin eş anlamı olan hekim deriz. Hekim beni muayene etti. Bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanabiliriz çünkü eş anlamlı kelimeler. Görselde ne görüyoruz? Yaşlı çift görüyoruz değil mi? Yaşlı çift gülümsüyordu. Yaşlı insanlara biz aynı zamanda ne deriz? Eş anlamı olan ihtiyar kelimesini kullanırız. İhtiyar çift gülümsüyordu. Yaşlı ve ihtiyar eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine cümlede kullanılabilir. Görseldeki kelimeleri ve eş anlamlarını yazalım. Birinci görselde yağmur yağmış, yapraklar dökülmüş. Hangi mevsim oluyor çocuklar? Harikasınız. Sonbahar mevsimi oluyor. Peki sonbahar mevsimine biz aynı zamanda hangi mevsim diyoruz? Güz mevsimi diyoruz. Bakın eş anlamlı kelimeler. Burada bir hediye paketi görüyoruz. Arkadaşımıza hediye alıyoruz değil mi? Hediye aldım, hediye verdim. Peki hediyenin diğer anlamı ne çocuklar? Armağan. Arkadaşıma armağan verdim. Ev görseli görüyoruz. Evin diğer adı konut. Ev de diyebiliriz, konut da diyebiliriz. Çocuklar eş anlamlı kelimeleri ezberlemeyin, hayatınıza dahil edin. Nasıl yapacağız bunu? Mesela eve gidiyorum demek yerine konuta gidiyorum diyebilirsiniz. Vatanımı çok seviyorum demek yerine vatan kelimesinin eş anlamı olan yurt kelimesini kullanabilirsin. Yurdumu çok seviyorum diyebilirsin. Başka ne olabilir? Bize misafir geldi demek yerine Misafirin eş anlamı olan konuk geldi kelimesini kullanabilirsin. Bu şekilde kalıcı öğrenmeyi sağlarsınız. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.